İran'ın gücü meselesini biraz vurgulayalım. Açıkçası peş peşe yaşanan birçok olay, mesela Kasım Süleymani suikasti, İran'ın verdiği veremediği cevap, Suriye'de, Şam'da Büyükelçinin yanındaki başkonsolosluk binasına yapılan saldırı. Yani çok alakasız gibi gelebilir ama Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasında ölmeleri ve onların bedenlerine ulaşmakta bile zorluk çeken ve en son olarak da bu olayda Tahran'da devrim muhafızlarının koruması altındaki bir binada bu üst düzey bir misafirin öldürülmesi. Bütün bunlar İran'a atfedilen bölgesel güç, emperyal güç ya da işte imparatorluk varisi vesaire şeyleri açıkçası bayağı kararttı, öyle değil mi? Yani bu kadarı biraz fazla değil mi? Kesinlikle öyle. Yani aslında Kasım Süleymani'den başlayalım. O Trump'ın kararıydı. Kasım Süleymani İran'ın dış politikasının taşıyıcı gücüydü Orta Doğu'da. Ve Kasım Süleymani'yi iptal etti, imha etti. Amerikalılar Irak'ta ve ne oldu, bir şey de olmadı yani. Sonuçta bunun büyük bir faturası Kasım Süleymani gibi bir İran dış politika taşıyıcısının Orta Doğu'daki lokomotifinin ortadan kaldırılması, imha edilmesinin yol açabileceği dramatik sonuçları İran gösteremedi. Amerika'ya karşı olsun, İsrail'e karşı olsun. Şimdi bu son İsmail Haniye'nin öldürülmesinde sonuçlanan saldırı da söylediğin gibi Tahran'ın ta göbeğinde devrim muhafızlarının misafirhane olarak üst düzey konukları için kullandığı bir merkezde cereyan ediyor, gerçekleşti ve zamanlaması da çok ilginç. Yani yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninden saatler sonra ve İsmail Haniye'nin gerek Pezeşkiyan'la ve gerekse daha da önemlisi rehber Ali Amaney tarafından kabul edilmesinin, fotoğraf vermesinin birkaç saat sonrasında Tahran'ın göbeğinde böyle bir saldırıya maruz kalıyor. Bunun doğrudan okuması İsmail Haniye'nin öldürülmesinden daha önemli olarak İran'ın madara edilmesi hadisesidir. Yani argo Türkçe tabir kullanacaksak İran madara edilmiştir. Hem kendi nezdinde madara edilmiştir hem de müttefikleri nezdinde de bir mesaj ortada vardır. Siz İran'ı bir şey zannetmeyin, işte İran bu kadardır. Biz İran hasımları kimse, bu durumda İsrail. Gideriz Tahran'ın göbeğinde vururuz. Dolayısıyla bu saldırının, bu suikastın arkası nasıldı, planlaması çok da netleşmedi. Yani içeriden İran vatandaşlarının da katkısıyla oluşmuş bir şey midir? Füze mi atıldı? Daha önce oraya bomba mı yerleştirilmişti? Detone edildi? Bütün bunlar çok da net değil ama şu bir gerçek ki bu saldırının olduğu yer, tarih bir şey daha söylüyor. Hamaney'den İran'ın diğer yöneticilerine, devrim muhafızlarının komutanlarına, liderlerine, hatta yeni cumhurbaşkanı hedef olduğunu sanmıyorum gerçi ben, ama Pezeşkiyan'a kadar olan herkes her an terk-i diyar edebilirler. Yani bu kadar dramatik bir mesaj tarafı var. Dolayısıyla bu İran üzerinden bölgesel politika denklemi kurmaya çalışan bütün unsurlara bir mesaj niteliği taşıyor. Ve senin de söylediğin gibi İran'ın gücünün de çok aslında abartılmaması sonucunda kendiliğinden getiriyor. Ama şu taraf var. Zaten İran bugüne kadar konvansiyonel olarak bir varlık göstermekten ziyade nükleer silah üretme kapasitesini zorlamak ve Orta Doğu'da vekalet yoluyla işte Irak'ta Şii unsurlar, Lübnan'da Hizbullah, keza Suriye rejimiyle yakın ilişkilerin üzerinden vekalet savaşları yürüterek, İngilizce tabirle bir spoiler, yani bir kurucu unsur olarak. Yani sen demin imparatorluk falan da, imparatorluk dediğin anda bir kuruculuk atfeden, doğası itibariyle o kavram bir kurucu unsuru ifade eder. İran daha ziyade
bir spoiler, bozucu unsur. Yani İsrail'in önüne set çeken, İsrail politikalarına karşı koyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge nüfuzuna meydan okuyan ve bunu da yine İngilizce tabiri axis of resistance dedikleri bu mukavemet mihveri. Kim bu mukavemet mihveri? Eskiden bu tabirler Irak ve Suriye gibi devletleri de içine alırdı İsrail'e karşı. Şimdi o devletler artık bildiğimiz devlet statüsünden de çok uzaklaştılar. Kala kala İran ve onun bölgesel ve mezhebi anlamda doğal müttefiklerinin oluşturduğu milis güçleri olmuş oluyor. Şey bu. Yani peki abi Haniye'ye biraz değinir misin? Şimdi görüşmeleri yürüten kişi olduğu söyleniyor. Hatta Hamas içerisindeki en ılımlı isim olduğu söyleniyor vesaire. Yani bu nasıl olsa Hamas'ın bir lideri diye mi özel olarak, hani kim olursa olsun İsrail'in hedefindedir diye mi düşünmek lazım? Yoksa İsrail'in Haniye'ye yönelik böyle bir suikast yapmasının altında nasıl bir İsrail'in stratejik hedefi olabilir? Yani benim okumam şahsen şunu söyleyebilirim. Haniye İsrail'in bir numaralı hedefi olacak, olması gereken bir şahsiyet değildi. Tam da senin az önce gönderme yaptığın nedenlerden ötürü. Yani bir kere şöyle bir durum var. Hamas'ta ikinci kuşak liderler öne çıktı. Ve Haniye, yani şeyin ilk kurucusu Şeyh Ahmet Yasin, hemen onun yerini aldıktan sonra suikastla hayatını kaybeden Abdülaziz el-Rantisi'den sonraki üçüncü isimdi. Yani Hamas'ın kurucu kuşağı olarak düşünebiliriz. Gazze'deydi. Gazze'de başbakanlık yaptı. Dışarıda hareket halinde olan, böyle diplomatik alanda gözüken Hamas şahsiyeti Halit Meşal'di hatırlarsak. Sonra İsmail Haniye Gazze dışına çıkmak zorunda kaldı ama çıkma zorunda kalmasının sebebi Hamas'ın yeni kuşak liderleri çok da İsmail Haniye'nin liderliği altında bulunacak kişiler değildi. Ve Haniye gitti işte Katar'a yerleşti. Kısmen Türkiye'ye gelip gidiyordu. Katar'da karargahını kurdu. Halit Meşal'in yerini aldı bu arada. Fakat Hamas'ın asıl liderleri iki tane çok önemli isim. Biri Muhammed Deif ki çok yakın geçmişte bir İsrail saldırısında öldürüldüğü söyleniyor. Ve onun yardımcısı vardı. Rada Şahade, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Fakat daha da önemlisi, Muhammed Deif kadar önemli isim Yahya Sinvar. Ve İsrail Yahya Sinvar'ı 7 Ekim saldırısının Muhammed Deif'le birlikte sorumlusu olarak görüyor ve onu ölü olarak ele geçirmeden, yani ya da onu işte öldürmeden hiçbir ateşkese filan da niyet edecek hali yok. Yani Hamas liderini ortadan kaldırmaya, hem Hamas ortadan kaldırmaya çalışıyor ama hem de bu amacıyla bağlantılı olarak Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. İsmail Haniye'nin öldürülmesini bu genel stratejik hedefi bağlamında tabii anlayabiliriz. Nereden baksanız İsmail Haniye de İsmail Haniye bir isim. Fakat İsmail Haniye'nin öldürülmesindeki asıl dramatik unsur, İsmail Haniye'nin önemli şahsiyet olarak ortadan kaldırılmasından ziyade, az önce konuştuğumuz gibi, bunun Tahran'da gerçekleşmiş olması. Daha öne çıkması icap eden taraf bu. Ve asıl önemli iki isim, İsmail Haniye'den çok daha öncelikli olan İsrail için Yahya Sinvar ve Muhammed Deif. Muhammed Deif'in öldürüldüğü İsrail saldırısında, 13 Temmuz'da bir saldırıda öldürüldüğü ifade edildiğinde, Hamas bunu kabullendirme çok net, daha belli değil ama dediğim gibi bu Yahya Sinvar ve Muhammed Deif'i ortadan kaldırdığı takdirde İsmail Haniye de yok. Halit Meşal ile pekala, ya da bizim bilmediğimiz bir, şu anda isimleri sirkülasyona, dolaşıma girmemiş isimlerle İsrail idare edebilir. Ama İsrail'in asıl stratejik hedefi Hamas'ı toptan bir daha ayağa kalkamayacak şekilde esmek ve o çerçevede de lider kadrosunda imha etmek. Ve İsmail Haniye hem bu amaca yöneldi ve hem de ondan daha önemlisi
İran'ı bölge çapında aşağı çekmesi bakımından çok çarpıcı bir hamleydi. Peki,